Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 21. haftası 3. videosundayız. Bu videoda ne yapacağız? Bir önceki videoda örneklerde yarıda kalmıştık. Bu örneklerin devamını getireceğiz ve iki nokta arasındaki uzaktan bahsedeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 17'de kalmıştık. Örnek 17'de şöyle bir şekiller var. Bakalım şekilleri şöyle bir yorumlayalım. Okuyalım daha doğrusu. Egean Kare biçimindeki, bu arada Egean'ın kim olduğunu öğrendiniz değil mi? Aferin size. Egean kare biçimindeki bir kağıda aşağıdaki adımları uyguluyor. Eksenleri çizip analitik düzlem oluşturuyor. Evet eksenleri çizmişim arkadaşlar şöyle analitik düzlem oluşturmuşum. Kağıdı eksenlerin çizgilerini takip ederek kesiyor. Kağıdı ben bu şekilde kesmişim. Şöyle ve bu çizgileri takip ederek şöyle kestim. O zaman kağıdımız kaç bölge oldu arkadaşlar? 4 bölge oldu. 4 tane kağıt var elimizde. İkinci bölgedeki kağıtta eksi 3 ve 6 noktalarından geçen doğruyu çiziyor. İkinci bölgedeki kağıtta arkadaşlar ikinci bölgedeki kağıtta işte tam bu kağıtta işlem yapıyor. Tabi bu kağıtta böyle sayılar yazılı böyle. Biri eksi 3 biri, eksi, biri 6'dan geçen şu doğruyu çiziyormuş. Ondan sonra ne yapıyormuş? Bu doğru boyunca kağıtta oluşan üçgeni katlıyor. Şöyle şu üçgeni de şöyle katlamışım ve şu şekil karşıma gelmiş. Buna göre diyor katlama işleminden sonra üçüncü şekildeki cetveli kağıt üzerine koyduğunda evet ben bunu böyle katladım. Cetveli de bunun üstüne koydum. Ya da bu doğrunun devamı da diyebilirdim. Ben seçeneğimi bu yolda seçmişim. Cetvel x ekseninde hangi sayıyı gösterir diye soruluyor. İşte buradaki sayı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bazı kitaplarda şunu görüyorum. Analitik düzlemde katlamadan bahsediyorlar. Ve gerçekten gülüyorum. Analitik düzlemede katlamayı nasıl yapacaksınız? Önce kağıt üzerine çizin. Sonra kağıdı katlayın kardeşim. Yani analitik düzleme katlama diye bir şey olmaz. Ancak böyle kağıdın üstüne çizdiğimiz zaman bu şekilde. Ya da kesip başka bir yere yapıştırma yapılıyor mesela. Ha, onlar komik sorular. Ya o kağıt üzerinde çizilmiş gibi düşünün. Tamam komik sorular olsa bile mantığı güzel sorular oluyor. Ee, onları kağıt üzerinde çizilip kağıt üzerinde bir işlem yapılmış gibi düşünün. Ben de soruyor zaten o hikayeyi ona göre uydurmuşum böyle. Ancak böyle bir analitik düzlemde katlama yapılır. Bu ikinci bölgedeki kağıt. Burası pozitif bak burası da negatife doğru gidiyor. Yani burası eksi 3, eksi 2, eksi 1, ve burası da sıfır noktası olduğunu biliyoruz. Şimdi katlama eski haline geri açıyoruz. Hop açtık şöyle kardeşim eski haline. Tamam eski haline geri açtık ve de büyütelim isterseniz. Şimdi açtığımız zaman şuradaki noktanın uzunluğun kaç birim olduğunu 3 birim buranın da 6 birim olduğunu biliyoruz. Katladığında üst üste binen kenarlar birbirine eşit üst üste binen açılar birbirine eşit. Hocam üçgen üç, iken 3 6 iken 6 üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. Bunlar birbirine eşit bunlar birbirine eşit. Hatta burası 90 ise burası da 90 olacak burası da 90 derece oluyor mu? Oluyor. E şimdi ne yapacağız burada? Burada şuradaki nokta isteniyor. Bu uzunluğu bulursam o a, bitti. E hocam burada işlem yapmalıyız. Nasıl bir işlem yapmalıyız? Vallahi hiç Pisagor bağıntısı falan filan yok. X dersem e, burası da bilmiyorum. Pisagor'dan bulamıyorum. A burada katlamada. Katlamada böyle sıkıntı yaşadığınız zaman açı ortaylık var mı diye bakın bak. Açı ortay doğrusu bu. Şu doğruya dikkat edin. Açı ortay doğrusu. Kollar oranı tabanlar oranı. Kolda ve tabanda oran yok. Ama kolda ve tabanda oranı olmadığı zaman şunu da yapabiliyorduk. Açı ortayın sağ tarafındaki oran sol tarafında var mı diye bakalım. Sağ tarafındaki oran kaça kaç? 6 bölü 3 yani 2 bölü 1. O zaman burada da yukarıdan aşağı 2 bölü 1 oran vardır. Yani şurası 2K iken burası nedir? K'dır. O zaman 2K'ya K'yı kullanacağım. Ve burada bir dik Pisagor bağıntısı çıktı mı çıktı. Hatta burası tamam 2K iken buraya 2K 6 deyip burada bir Pisagor bağıntısı da yapabilirsin ama büyük üçgen var burada. Direkt onu uygulayalım. Büyük üçgende 2K'nın karesi neye eşittir? Hocam 6'nın karesi artı k artı 3'ün karesine eşittir. 6'nın karesi artı k artı 3'ün karesi. E burada işlem işlem işlemle sonuca ulaşacağız. Arkadaşım soruya baktığımız zaman 6 var. Büyük ihtimalle ne üçgendir? 6, 8, 10 üçgendir. K yerine sen 5 yazarsan burası 8 olur. 5 yazarsan burası da 10 olur mu? Olur. Hisset kardeşim. Hissettiğin zaman da K'yı kaç buldun? 5 buldun. E buradaki işlemle de bulabilirdin. Sıkıntı yok. Evet K 5 çıktıysa artık bizden buradaki nokta nedir diye soruluyor. Şimdi şuradaki nokta 3 birim solda eksi 3 noktasıydı. 5 birim daha solunda yani toplamda 8 birim solunda eksi 8 noktası değil midir burası? Evet bizden zaten cetvelin şu kağıtta değdiği nokta isteniliyor bizden. Dolayısıyla cevabımız böylelikle eksi 8 yapar. Güzel bir soru. Evet geldik bir sonraki soruya. Bu da güzel bir soru. Ha, dikkat edin. Şekil 1'de ABC üçgeninde AB eşittir AC'dir. C noktasındaki bir karınca CA çizgisi ve x eksenini kullanarak 19 birim gittiğinde orijine ulaşıyor. Arkadaşım bu eleman şöyle gitmiş ve sonra böyle gitmiş orijine ulaşmış. Ne kadar gitmiş? 19 birim gitmiş. Yani sen buraya bir a birim dersen burası ne olacak? 19 eksi a yapacak. Hatta burası da 19 eksi a yapacak. Hatta şu uzunlukta kaç birim yapmış oldu? 19 birim yapmış oldu. B'nin orijine olan uzaklığı. Sonra devam edelim. ABC üçgeni B köşesi etrafında saatin tersi yönde BC kenarı x eksenine çıkışana kadar döndürüldüğünde evet hop şöyle BC kenarı çakıştı. Bak dikkat et ne bulduk? B'nin orijin olan uzaklığı neydi? 19 birimdi. Hala da burası kaç birim? 19 birim. Devam edelim. Ben bunu böyle döndürmüşüm. O zaman B noktasının buraya olan uzaklığı 19 burası da aynı şekilde 19 birim oldu. E, çakışana kadar döndürüldü de A noktasının apsisi 18 birim azalıp ordinatı 12 birim artıyor. Bak şimdi A'nın apsisine bak. Hocam A'nın apsisi Aya 0 noktası değil mi? Evet. Şimdi A'nın apsisi 19 kaç birim azalıyormuş? 18 birim azalıyor. A'nın apsisine bakacak olursak hop şöyle. Hocam A'nın apsisi buradaki apsis ne olacakmış? Önceden Aydı yok. Buraya A birim dediysek burası eksi A noktası yapmalı. Ona dikkat edin. E, Apsisini 12 birim azaltacağım. Eksi A eksi 18. Evet pardon apsisini 18 birim azaltacağız. E 18 birim azaltılmış halisi burası eksi a'ya sıfırdı. Eksi a eksi 18 yaptı. O zaman ordinatına da bakacak olursak arkadaşlar ordinatı da kaç birim artıyormuş? 12 birim artıyormuş. Ordinatı önceden sıfırdı şimdi ne oldu? 12 oldu. Bunun ordinatı 12 ise şu uzunluk kaçtır? 12'dir. Yani burası da 12'dir. E arkadaşlar şurası eksi a eksi 18 noktasıysa negatif bir sayı. Eksiyle çarpılmışı şu uzunluğu vermiş mi vermez mi bana? Yani burası A artı 18'dir. Sen şimdi e, burada da bu apsisini bulurken aslında burası dik uzaklık değil mi? Evet bu x kenarda dik çizmiş oldun. Dik çizdiğin için tabanı iki eşit parçaya bölmüş oldu. Bu uzunluğu bulacaksın. Bak burası eksi A eksi 18 noktasıysa uzunluk olarak yani eksi 5 noktasıysa uzunluk olarak artı 5 değil midir? Evet. E burası eksi A eksi 18 ise uzunluk olarak A artı 18 değil midir? Eksiyle çarpılmışı evet. A artı 18'den de 19'u çıkarttığın zaman yaz buraya A artı 18 eksi 19 kaç yapıyor? A eksi 1 yapıyor. Yani şuradaki uzunluk A eksi 1 yaptı. Hocam burası A eksi 1. Burası 12. Şu çift çizgi uzunluğu da zaten 19 eksi A'ydı. E burada yap bir pisagor kardeşim ya. 19 eksi A'nın karesi eşittir. 12'nin karesi artı A eksi 1'in karesi diyeceğiz. Ve işlem işlem işlem. 12 varsa hisset kardeşim. 12 biraz tehlikeliydi. 5 12 13 9 12 15 12 16 20 olabilirdi. Buraya baktığımız zaman 5 12 13 mü? A yerine 6 yazarsam eğer hocam burası 5, burası 12, burası da 13 sağlanıyor mu? Evet, sağlanıyor. Demek ki burası kaç çıktı? 5 çıktı. Şimdi bizden ne isteniyor? Buna göre diyor şekil 2'deki C noktasında bulunan karınca. Evet. C noktasında bulunan karınca. Tam burada bulunan karınca. Üçgenin eşit kenarlarını ve x eksenini kullanarak orijine ulaştığında kaç birim yol alır diye soruluyor. Arkadaşlar bizden şu isteniyor. Bu, bu kadar gideceksin. Sonra bu kadar gideceksin. Sonra bu kadar gideceksin. Bizden bu isteniyor. Ya biz zaten şuraya ne bulduk? Burası 13 değil mi? 5, 12, 13'ten. Evet. Burası da 13. 13 gitti. 13 burada. Bir de burada 19. Yani 13 artı 13 artı 19 isteniyor bizden. Yani cevabımız kaç yapıyor? 26 artı 19, 5, 45 mi yapıyor? Evet 45 yapıyor galiba değil mi? 20 ile 19'u toplanınca 45 yapıyor. Cevap böylelikle 45 oldu. Bu da ilginç bir soru. Ama biraz cana bir soru ama adımlara bakacak olursak aslında verilen bilgileri kullandığımız zaman, sırasıyla kullandığımız zaman çok da zor bir soru değil arkadaşlar. Evet böylelikle örnek 18'i 45 bulduk. Ya bu sorular sizi geliştirecek arkadaşım. Geldik örnek 19 abi. Bu da çok güzel bir soru. Bak şimdi şekildeki analitik düzlemde ABC'de bir paralel kenardır. Paralel kenar. Kullanacağım bunu. Karşılıklı kenarlar paralel ve birbirine eşit. Şunlar da paralel ve birbirine eşit. Şimdi burada 2'ye 0 noktası verilmiş. Yani sen bunun ne olduğunu biliyorsun? 2 olduğunu biliyorsun. Sonra burası 4'e 5 verilmiş. Arkadaşım analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa eksenleri olan uzaklarına bakacağız demiyor muyduk? Evet hocam. Şu ve şu eksenler olan uzakları e hocam burası 4'ü gösterecek. Şu uzunluk 4 yani yukarısı da 4 yaptı. Hocam ordinatı 5 şu uzunlukta kaç yaptı? 5 yaptı. Aa burada güzel bir şey çıktı. Bak şununla şu birbirine paralel. E, çünkü burası 90 derece olduğundan dolayı şöyle. E burası da 90 derece ya paralel. Ve 2 bölü 4 oran var. Yani orta taban çıktı. Şunlar birbirine eşit oldu. Aa hocam bunlar madem birbirine eşit. Şurada bir kelebek çıktı mı çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 1. Bir. 5 ise o zaman burası kaç yapar? 5 yapar. O zaman buraya 5'i yaz. Hocam, şun hocam ne ya? <laughs> hocam, şunlar da birbirine paralel. Şurada da bir kelebek çıktı mı? Çıktı. E şurada şu oranlamaları yazacak olursak burası A A 2A iken burası da 2A. Kelebekteki oran kaça kaç? 2A'ya A oldu. 2'ye 1 oldu. 2'ye 1 ise burası 2 olduğundan dolayı burası da kaç çıkar? 4 çıkar. Sanırım her şey çıktı. A ve D noktaların koordinatları isteniyor. A noktası 4 birim solda ve eksen üzerinde. Eksi 4'e 0 noktası yaptı. E, bu da kelebekteki oran bak 1'e 2 bulmuştuk. Hocam 1'e 2'den dolayı hatta burası da 10 çıkar. O zaman değil mi? Çünkü 1'e 2 oran var. O zaman 5 10 olur. D noktası da 10 birim yukarıda. Y eksen üzerinde 0'a 10 noktasıdır. A ve D noktasının koordinatları toplam isteniyor. Eksi 4 artı 0 artı 0 artı 10 isteniyor bizden. Dolayısıyla cevabımız böylelikle 6 yapar. Gerçekten çok güzel bir soru. Geldik bir sonraki soruya. Evet analitik düzlem 6 geni koymuşuz. Analitik düzlemde e, bir kenarı x ekseninde olan bir düzgün altıgen ve orijinden geçen d doğrusu aşağıdaki gibi çizilmiştir. d doğrusunun altıgenin alanını iki eşit parçaya böldüğü söyleniyor. Arkadaşlar daha öncesinde de bahsettim. Bak bu önemli. Herhangi bir düzgün çokgeni iki eşit parçaya bölen Herhangi bir düzgün çokgen ya da paralel kenarda da aynı şeyi söylemiştik. Paralel kenarı iki eşit parçaya bölen doğru nereden geçer? Köşegenlerin kesim noktasından. Hop şöyle. Simetri eksenlerinin kesim noktasından geçen doğruydu. Ya da hop şöyle şu doğru mesela. Düzgün çokgenlerde de öyle arkadaşlar. Beşgen olsun, altıgen olsun, yedigen olsun. Tam böyle düzgün çokgenlerde nedir? Neresidir? Tam şurasıdır. Yani burası nedir? Şeyin şeyidir. Yani neyin neyidir? altıgenin simetri eksenlerinin kestiği yerdir. E, yani altıgenin merkezidir. Ağırlık merkezidir daha doğrusu. E, altıgenin ağırlık merkezi de yani simetri eksenlerinin kesiştiği yerde simetri ekseni mesela nedir? En uzun köşegendir. Hocam bir tanesi bu. Bir tanesi bence yeterli. E öbürü de bu. Tam bu köşegenlerin kesim noktasıdır aslında. Şurayı çizeyim. Sanki bu çözüm için yeterli olacak. E burası tam böyle köşegenlerin kesim noktasıysa bir köşegen altıysa e, bir kenar altıysa Şuraya 6 yazayım. Burası 12'dir. Burası da 6. Burası da 6 değil midir? Evet. Çünkü köşe kenarının kesim noktasıysa burası 6 iken burası bir kenar iki katıydı. E, eşkenar üçgenlerden de oluştuğu için bunlar da birbirine eşit olacak. Hatta şöyle şunları şöyle çizecek olursan eşkenar üçgenlerden dolayı 6 6 6 6 6 olduğunu da söyleyebiliriz. E sonra a hocam karşılıklı kenarlarda birbirine paraleldi. Madem paralel burada karşımıza ne çıktı? 1 bir... Ne çıktı arkadaşlar? Kelebek çıktı. Kelebekteki oran 1'e 1. Bir. 2 ise o zaman burası kaç yaptı? 2 yaptı. Şurası da 6. Şimdi benden ne isteniyor? Benden istenilen şey şekilde verilenlere göre L noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor bize. Tabii ben testten aldığım için bu soruyu aşağıdakiler yok. L noktasının koordinatlarını bulacağız arkadaşlar. Bulalım. Şimdi altıgen L noktasını bulacağız. Hmm, ne yapabiliriz? Bu altıgendeki çoğu özelliği burada yani çoğu mantığı burada bu soruda kullanmışız. Ee, köşegenlerin kesim noktası yani ağırlık merkezi işte her şeyin merkezini kullanmışız. Karşılıklı kenarların paralel olmasını kullanmışız. E ee, ben burada L'yi bulacağım, dik çizeceğim ama ve dik çizdiğimde oradaki uzunluğu bulamayabilirim. E ee, ne yapabiliriz? Altıgende yaptığımız hamlelerden biri de şuydu. Eşkenar üçgen yapmaydı arkadaşlar. Şöyle uzat uzantısını alıp çünkü eşkenar üçgen oluyor. Dış açısı 60 derece. E, burası da 60 derece, burası da 60. 6 ve 6 mı oldu burası? Evet. Karşıtlı e, karşılıklı kenarlarda birbirine paralel mi? Paralel. Ne çıktı burada? Hocam dörtgen burası 8 oldu. O dörtgen 8 oldu. Bir orta taban çıktı burada. Madem orta taban çıktı. Hocam şu uzunlukla da şu uzunluk birbirine eşittir. 12 ise burası. Burası da 12'dir. Süper bir soru. Ama L noktasının şeyi isteniliyor bizden. Nesi isteniliyor? Ordinatları. Her şeyi isteniyor. E, koordinatları isteniyor. O zaman ben burada eksenlerin uzaklarını bulacağım. Hemen eksene olan uzaklarını çizeyim. Hop şu. Şunu çizmeme gerek yok zaten. Buradan çizince hocam bu 90 derece şu uzunluğu bulacağım. Bak dikkat et. Buradan çizince 90'ı burası 60, 60, 90 sa burası 30. 90'ın karşısı 8 iken 30'un karşısı 4'tür. Burası da 4 kökçüdür. E hocam şurası 12'ydi. O zaman buraya kadar kaç kaldı? 8 kaldı. O zaman buranın apsisi 12 burada 8 burada 20'ye kaç yukarıda? 4 köküç yukarıda. 20'ye 4 köküç yapmış oldu. Evet gerçekten çok zor bir soru arkadaşlar umarım anlamışsınızdır. Ama altıgenin özelliklerini de burada tekrar etmiş olduk. İşte simetri eksenlerin kesim noktasını kullandık. Karşılıklı kenarların paralelliğini kullandık. Eşkenar üçgen yapmayı kullandık. Özel açı mantığını kullandık. O yüzden birkaç yani 4-5 tane kazanım ard arda yani fark, ard arda kullandığımız için soru zor oluyor. Zaten geometride soruyu zor yapan nedir? Kazanımların böyle çok fazla olmasıdır. Gerçekten güzel bir soru ama bunu da burada çözmek istediğim Hoş bir soru. Ya çıkarsa? Çünkü e, ÖSYM böyle düzgün çok yerlerle ilgili zor bir soruyu mutlaka soruyor. Ya analitikte böyle sorarsa? Altıgenin şu özelliklerini kullandıracak şekilde bir sorarsa? işte, işte. O zaman bu soru aklımıza gelir inşallah ve yaparsınız arkadaşım. Şimdi geldik iki nokta arasındaki uzaklığa. Evet ispatı arkadaşlar sizde yazıyor ama ben böyle anlatırken daha hoş olacak. O yüzden bu şekilde çizdim. Yani sildim bazı şeyleri. Şimdi size anlatayım. İki nokta arasındaki uzaklık çok kolaydır. Arkadaşlar A noktası x1 virgül y1. B noktası da x2 virgül y2 ise. iki nokta arasındaki uzaklık sorulduğunda ne yapıyoruz? Biz ya, iki nokta, ya bir, analitik düzlemde bir nokta verildiğinde ne, 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 ne yapıyorduk? Hocam zaman Eksenler onun uzaklığına bakıyorduk. Hop şöyle. Şurası X1. Hop şöyle. Burası nedir? X2. Pardon Y1. Şurası nedir? Hocam burası şöyle X2. Burası nedir? Burası da Y2'dir. E hocam bu uzunluğu bulmaya çalışacağım. Karşımızda dikler de var. Dikliklerin olduğu yerlerde ne yapıyorduk? Dik üçgen. Hadi dik üçgen oluşturalım. Nasıl oluşturabiliriz? Şurada bir dik yamuk var. Şurada bir dik dörtgen evet dikdörtgen oluşturacak olursak karşımıza bir dik üçgen çıktı mı çıktı. Şu uzunluk nedir? X2 ile X1 arası yani X2 eksi X1'dir. Bu uzunluk nedir? Y2 eksi Y1'dir. Çünkü Y2 ile Y1 arasındaki uzaklık. E burada bir pisagor bağıntısı yapacak olursak. AB uzunluğunun karesi bak burada yazıyor. E, X'ler farkının karesi artı Y'ler farkının karesi değil midir? Evet. Her iki tarafın kare alacak olursam o zaman AB uzunluğu X'ler farkının karesi artı Y'ler farkının karesi karekök içinde çıkar. Tamam. İki nokta arasındaki uzaklığı nereden ispatladık? Dik üçgenden ispatladık. Bak çok güzel bir şey. İspat da çok güzel. Pisagor bağıntısından. O yüzden ben boşuna demiyorum. Bütün geometri, geometrinin çoğunluğu hatta dik üçgen ve benzerlik üzerine kurulmuştur. Buna dikkat edin. Şimdi burada bir dikkat demişim. Bak dikkat demişim. İki nokta arasındaki uzaklık formülü Pisagor bağıntısından bulunduğu için. X'ler farkı dik üçgenin bir kenarı, Y'ler farkı da dik, e, dik üçgenin diğer kenarı olduğu için bazı soru tiplemelerinde biz Pisagor bağıntısındaki özel üçgenleri kullanıp daha hızlı ve daha seri bir şekilde sonuca ulaşabiliriz. Buna lütfen ama lütfen dikkat et. Şimdi burada mesela şey dersin iki nokta arasında uzaklık verildiğinde X'ler farkına bakarsın 5 mesela, Y'ler farkında 12 ise mesela 5, 12, 13 dersin. ÖSYM'de bununla ilgili sorular soruyor, sorunun içerisinde soruyor. Daha hızlı hareket edebilirsin. Çünkü niye? İki nokta arasındaki uzaklık, kardeşim biz zaten dik üçgenler yapıyoruz. X la farkı dik üçgenlerden biri, y la farkı da dik kenarlardan. Diğeri ondan sonra özel üçgen varsa özel üçgeni kullan. Mesela bu aşağıdaki nokta çiftleri arasındaki uzaklıkları bulunuz diyor. Hocam bulalım bakalım bunu. 1'e 2 ile 3'e eksi 3 arasındaki uzaklık. X la fark kaç? 2. Y'ler fark kaç? O eksi 3. Eksi 3 eksi 2'den 5 yapıyor. Maalesef değil. O zaman bunu uzun yoldan bulacağız. Kare kök içerisinde x'ler farkının karesi. 3 eksi 1'in karesi artı y'ler farkı da eksi 3 eksi 2'nin karesi olacaktır. Yani burası hocam kare kök içinde e, 2'nin karesi 4 artı eksi 5'in karesi 25'ten kök 29 olarak çıkar. E şuna bakalım. Hemen x'ler farkına bak. Hocam x'ler farkı 5. Y'ler farkı kaç? Eksi 9 eksi 3'ten eksi 12. Uzunluk olarak nedir? 12. Ha, x'ler farkı 5. Y'ler farkı 12 ise. Yani dik üçgenin dik kenarlarından biri 5. Diğeri 12. O zaman burası 13 olacaktır. Cevap da 13 çıkar. Diğerine bakalım. X'ler farkına bak bakayım. 6. Y'ler farkına bak bakayım. Eksi 8. 6, 8, 10 üçgeninden direkt cevabı 10 diyebilirsin. Şuraya bak bakayım. X'ler farkı. Hocam eksi 30. Y'ler farkı eksi 60 yani dik üçgen dik kenarları ne olacak? 30'a 60 olacak. E 1 2 varsa 1 2 kök 5 üçgeninden burası da 30 kök 5 çıkar mı? Çıkar. Cevabımız böylelikle burada D şıkkında da 30 kök 5 olacaktır gençler. Bunu da sorularda lütfen ama lütfen uygulayın. Evet geldik örnek 22'ye. Evet A noktası ve B noktası olmak üzere AB uzunluğu 5 birim olduğuna göre X'in alacağı değerler çarpımını bulunuruz. E hocam Hani x'ler farkı y'ler farkına bakalım. Şöyle hız, hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız. X'ler farkı bilmiyoruz ama y'ler farkı 4. Eksi 4 de 4. Ha y'ler farkı 4. Cevap da 5 ise bu x'ler farkının kaç olması lazım? 3 olması lazım. Yani x eksi 6 eşittir 3 olması lazım. Ama uzunluk olarak 3 olması lazım. Yani x'ler farkının aslında 3 de olabilir. Aslında eksi 3 de olabilir. Yani buradan cevabın 9 da çıkabilir. Eksi 3 de pardon artı 3 de çıkabilir. Bizden çarpım isteniyor. Cevap 27 çıkıyor. Yani biz bunu kısa yoldan bulduk ama sen böyle bir soru gördüğünde muhakkak şöyle yaparsın. Hocam ne yaparız burada? Formülü uygulayalım. X'ler farkı tabii ki iki nokta arasındaki uzaklığı da bileceğiz. X'ler farkının karesi. X eksi 6'nın karesi. Artı Y'ler farkının karesi. Eksi 1 eksi 3'ün karesi. karekök içerisinde neye eşitmiş? 5'e. Her iki tarafın karesini al. Bu x eksi 6'nın karesi. Artı eksi 4'ün karesinden dolayı art, artı 16 çıktı. Eşittir 25'miş. Buradan ne geliyor o zaman arkadaşım? x eksi 6'nın karesi eşittir 9 geldi. E buradan ne gelecek o zaman? x eksi 6 ya 3'tür x eksi 6 ya da eksi 3'tür. Çünkü neyin karesi 9'dur? Ya artı 3'ün ya da eksi 3'ün. x buradan ya 9 gelir ya x buradan ya da ne gelir arkadaşım? Artı 3 gelir. Bizden x'in alacağı değerler çarpımı isteniyor. 9 ile 3'ün çarpımı da böylelikle 27 çıkar. Evet örnek 22'nin cevabını böylelikle 27 bulduk. Geldik örnek 23'e. Neymiş bu? Yukarıdaki şekilde 2 metre genişliğinde dik kesişen 2 yol ve bu yolların tam ortasından geçen. Bak bu yolların tam ortasından geçen. O zaman bunlar birbirime birbirime olacak. Dikkat. Bu yolların tam ortasından geçen şeritler gösterilmiştir. Akının A ve B yollarına en kısa uzaklığı sırasıyla 3 ve 2 metre. Evet akının. Şuradaki akın. Akın bu yollara olan uzakları sırasıyla kaçmış arkadaşım? 3 ve 2 metre. Evet. Şu akını şurada göstereyim ben. Neyse. Tam şöyle göstereyim. 3 ve 2 metreymiş burası. Tamam. Evet. Yollara olan uzakları sırasıyla 3 ve 2 metreymiş. Yani A ve B yolları sırasıyla tabii ki. 3 ve 2 metreymiş. A ve B yolların en kısa uz uzakları. Zehra'nın da Zehra da burada olsun. Zehra'nın da 2 ve 1 metreymiş. O zaman burası 2 metreymiş. Şöyle şurası 2 metreymiş. Z da şurada göstereyim ben. 2 metreymiş şurası da 1 metreymiş şöyle. Tamam. Şurası da 2 metre ve şurası da 1 metre diye gösterdik. A yolunun şeritleri y ekseni. Bakın şu A yolu y ekseni. B yolunun şeritleri de x ekseni kabul edilirse B yolunun şeritleri üzerinde hareket eden motor sitletli, hangi noktada akım ve zeyraya eşit uzakta olur diye soruluyor. E hocam Şöyle akım ve zehranın da kim olduğunu biliyor musunuz? Benim yiyenler. Evet zehra daha büyük akım da küçüğü. Evet Ali Kara'nın çocuğu yani. Hadi bakalım ne diyor bakalım burada. Hocam zehranın koordinatları belli. Zehranın koordinatına z diyelim. Hocam zehranın koordinatı bir birim solda iki birim yukarıda olduğu için. Eksi 1'e 2 mi? Değil. Dikkat. Niye? Çünkü şunlar yolun tam ortasındaki çizgiler eksen olarak kabul ediliyor. Ve yolun genişliği 2 ve tam ortasından gidiyor. Yani sen böyle geldiğin zaman burası bir birim. Böyle geldiğin zaman burası da bir birim. Yani burası kaç yaptı? Şu eksenden kaç birim? 2 birim solda. Yani burası eksi 2'ye. Bu da 3 birim yukarıda olmuş oldu. Eksi 2'ye 3 oldu zera. E, akına bakacak olursak. Akın da aynı şekilde. Hocam burası bir birim. Burası da bir birim olduğundan dolayı. Hocam şöyle bakacak olursak. 4 birim solda. Bu da akında Akın da o zaman 4 birim solda olduğu için eksi 4'e 3 birim aşağıda eksi 3 noktası yaptı. Aslında soruyu ben yeni nesile çevirdim. Soru nasıl olacaktı biliyor musunuz? A noktası eksi 4'e eksi 3. B noktası pardon Z noktası da eksi 2'ye 3. E, A ve Z'ye eşit uzaklıkta bulunan ve x ekseni üzerindeki nokta hangisidir diye soruluyordu aslında soru. Biz ne yapmışız? Hikaye yapmışız. Burada ufak dikkat etmen gereken bir yer var sadece. Hadi bakalım onu da bulalım. Mesela motor şöyle bir yerde olsun. X 80 üzerinde diyor ya. Yani buradaki nokta x'e 0. O zaman bu motor de m diyelim. Motor sikletli X80 x 80 üzerinde x'e 0 dedik. Öyle bir şey varmış ki hem zera'ya öyle bir yere gelecek ki hem de akına eşit uzaklıkta olacak olan nokta neresidir diye soruluyor. Yani bizden mz ile mz ile ma'nın Birbirine eşit olduğu konum isteniyor arkadaşlar. Evet o zaman ne yapacağız? MZ uzunluğu nedir? Hocam iki nokta arasındaki uzaklık. MA uzunluğu nedir? O da iki nokta arasındaki uzaklık. O zaman iki nokta arasındaki uzaklıkları eşitleyeceğim. O zaman MZ'ye bak bakayım. Hocam X'ler farkı. X eksi eksi 2. Yani X artı 2'nin karesi. Artı Y'ler farkı. 0 eksi 3'ün karesi. Kare kük içerisinde eşittir. MA'yı yaz bakayım. Hocam bu da X eksi eksi 4. Yani x artı 4'ün karesi artı 0 eksi eksi 3 yani 0 artı 3'ün karesidir. Karekök içerisinde. E o zaman burada karekökleri bir götürsek şöyle. Şu ifadeyi de açacak olursak. Açalım bakalım. x kare artı 4 x artı 4 artı 9 eşittir. x kare artı 8 x artı 16 artı 9 mu yaptı burası da? Evet. 9'lar gitti mi gitti. x kareler gitti mi gitti. Hocam 4x'i buraya attığımız zaman eksi 4x olarak geçer. 8x eksi 4 xten burası 4x çıkar. 16'yı da buraya attığımızda 4 eksi 16'dan eksi 12 yapar. O zaman x kaç yaptı arkadaşlar? Eksi 3 yaptı. E bizim m noktası isteniliyor. m noktası da x'e 0 noktasıydı. Yani tam böyle eksi 3 noktasında tam burada olunca buna ve buna eşit uzaklıkta oluyormuş. Yani m noktası ne yaptı? m noktası x'e eksi 3 bulduğumuz için eksi 3'e 0 noktası olarak bulundu arkadaşlar. Evet dediğim gibi sözel bir soru. Her kitapta bulunan bir soru. Ben bunu sadece böyle hikaye katmışım. Ufak tefek dikkat etmen gereken yerler var. E, bunu da böyle yeni nesil soruya çevirmişiz. Ama aslında A noktası ve Z noktası verilip bu A ve Z noktalarına eşit uzaklıkta bulunan x eksen üzerindeki nokta nedir diye sorulması gereken bir soruydu. Biz bunu olabildiğince yeni nesil soruya getirmişiz arkadaşım. Tamam. Evet güzel bir soru bu da. Her kitapta karşılaşacağınız bir soru zaten. Ve geldik son soruya. Bu videonun son sorusuna. Evet ne diyor bakalım soru. Şekildeki... Aa bu da çok güzel bir soru. Dikkat edin. Hatta öncelikle siz çözer misiniz ya? Çok güzel bir şey yapmışım. Tam böyle TYT, AYT tarzında bir soru arkadaşım. Gerçekten güzel bir şey tanımlamışım. Bakalım siz de yapabilecek misiniz? Şekildeki analitik düzlemde eksenlere paralel çizilen kare. A3, 9'a 7, sağ üst olarak tanımlanır. Evet buradaki kare Öyle tanımlanıyormuş. A3 9'a 7 sağ üst yazımında 3 karenin kenarının uzunluğu. Arkadaşım 3 karenin kenarının uzunluğu. Yani şurada yazılan karenin kenarının uzunluğuymuş. Evet. 9'a 7 analitik düzlemdeki noktayı. Bak A noktası burada ya. 9'a 7 noktasının olduğu yeri söylüyormuş burada. Sonra ve sağ üst yazımı da noktanın karenin hangi köşesinde olduğunu gösteriyor. Bak sağ üst bu nokta karenin sağ üstünde değil mi? Evet, sağ altı da var, sol e, nesi var? Altı var, sol üstü de var. Görüyorsunuz. Evet, bu şekilde bir tanım yapılmış arkadaşlar. Çok güzel bir tanım yapılmış. Bak, ne demekmiş bu? A 3 karenin kenar uzunluğunu 3 diyor, 9 e 7. Bu noktayı söylüyor bize ve e, karenin neresinde olduğunu söylüyormuş. Neresinde oluyormuş? Bu sağ üstünde oluyormuş buradaki nokta. Buna göre diyor, bak şimdi. B2. Bu ne demek? 2 karenin kenar uzunluğu. B2-4'e 5 sağ alt ile C3-1'e 7 sol alt kareleri arasındaki uzaklık en fazla kaç birimdir diye söyleniyor. Evet. Eksi 4'e 5 3. bölgede ya. 3. bölgede bir şey çizelim. Analitik düzlemde arkadaşlar. Bir kare çizelim. Şöyle mesela. Bir kare çizdim. Kenar uzunluğu kaç birim? 2 birim. Eksi 4'e 5 ve sağ altta olacak. Evet. Sağ altta. Şurada. B noktası burada. Eksi 4'e 5 noktası burası da. Tamam mı? Eksi 4'e 5 noktası. Eksi 5 noktası burası. Çok güzel. Bunu yazdık şimdi. Sağ alta. Sonra C noktası da. Eksi 1'e 7. Eksi 1'e 7 nerede? Burada bir yerde. Ve karenin bir kenar uzunluğu da 3 birim. E onu da şöyle çizelim. Eksi 1'e 7 ve 3 birim. Karemiz de böyle bir yerde olacak arkadaşlar. Ve sol altta olacak C noktası da. C noktası da burası. Eksi 1'e 7. Tamam. Eksi 1'e 7. Şimdi bize ne diyor? Sol alttaki bu nokta. Kareleri belirledik mi? Belirledik. Evet kareler bu şekilde olacak. Ve bizden kareler arasındaki en fazla uzaklık kaçtır diye soruluyor. Arkadaşım bu iki kare arasındaki en fazla uzaklığı bulurken bunun en uç noktasını bulacaksın. Bunun da en uç noktasını bulacaksın. Ve bunları ne yapacaksın? Hop şöyle iki nokta arasındaki uzaklığı bulacaksın. E benim şuradaki noktayı bulmam lazım. Bu nokta nedir? Hop şöyle hocam iki birim solda. Sola giderken ne yapıyorduk arkadaşlar? Hocam x ekseni azalıyor. Yani 2 birim azalt. -6'ya -5. Ordinatı değişmiyor. Hocam burada da ne yapacağım? Bu karenin kenar uzunluğu da 3 birimdi, değil mi? C3 diyor çünkü. O zaman 3 birim sağa 3 birim yukarı gideceğim. 3 birim sağa gittiğinde -1'i 3 fazla yapacağım. Yani 2'ye e, kaç birim yukarı arkadaşlar? 3 birim yukarı. ordinatı da 3 ekleyeceğim. Yani 7'ye de 3 eklediğim zaman burası 10 yaptı. Evet. Eksi 6'ya eksi 5 ile 2'ye 10 arasındaki uzaklık isteniliyor bizden. X'ler farkı 8. Y'ler farkı 15. Ya. O zaman dik üçgenden direkt yapabiliriz. X'ler farkı 8 ya da eksi 8. Dik üçgenin bir kenarı 8. Y'ler farkı 10 eksi eksi 5. Yani 10 artı 5. 15. 8, 15, 17'den burası da kaç çıkar? 17 çıkar. Ya da uzun uzadıya yap kardeşim. X'ler farkı. 2 eksi eksi 6'nın karesi. Artı 10 eksi eksi 5'in karesi. Tabi bu nedir? Karekök içerisindedir. O zaman bu değerde kaç çıkıyor? 289 çıkıyor kök içerisinde. O da 17 olarak çıkar. Güzel bir soru değil mi arkadaşlar? Ve kolay bir soru değil mi? Bir şey tanımlamışım ve başka bir şey istiyorum burada. E onu da şekil üzerinde gösterip iki nokta arasındaki uzaklığı bulacağız. Biraz öteleme de var ama sağa sola gitmede x eksenin değiştiğini, yukarı aşağı gitmede de y eksenin değiştiğini biliyoruz. Evet gençler bu soru da gerçekten çok güzel bir soruydu. Böylelikle bu videoda bitirmiş bulunuyoruz. Orta noktayı da bir sonraki videoda halledelim isterseniz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Kaçıncı video oluyor? Dördüncü video oluyor galiba. Evet noktanın adı incelemesinin dördüncü videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.